Efendim iyi akşamlar ne var ne yok hoş geldiniz. Perşembe gecesi yine karşınızdayız ve dünya alarm durumuna geçmiş durumda. İran bu gece İsrail'e yönelik bir saldırıda mı bulunacak? Herkes bunu konuşuyor, dünya bunu konuşuyor. Sadece dakikalar sonra biz de burada stüdyomuzda konuşuyor olacağız. E, bütün büyükelçiliklerin, İsrail'e ait büyükelçiliklerin boşaltıldığı belirtiliyor. Arkadaşlar da ekrana verebilirse e, bu yüzden gerçekten dünyanın alarmda olduğunu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Amerikan Başkanı Joe Biden'ın telefonlaştığını söyleyelim. İran bu gece belki de programımızın içerisinde bir müdahalede bulunabilir neler olacak hepsini konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımız var. Mehmet Saka ve Esat Yalçın bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Saka'yı zaten tanıyorsunuz. Esat Yalçın'ı da ne var ne yok YouTube'dan tanıyorsunuz ama ne var yok'ta ilk kez konuk ediyoruz. Ve kendisi bir yeraltı kaşifi bu akşam biraz yer altına ineceğiz. Enteresan konular var. Ekranlarınızın başında kalın. Hemen arkadaşlar bir numarayı versinler ve bir numarayla başlayalım. Tabi e, Tayvan'da da bu süre içerisinde bir deprem yaşandı. E, 7.4 büyüklüğündeki depremde sadece 10 kişi öldü. Ama görüntüler çok enteresan. Hemen 2'yi verelim, 3'ü verelim. Şöyle bir hızlıca görelim görüntüleri. Arkasından hocalarımıza soracağım. E, 7.4'lük deprem olmasına rağmen ee, çok az sayıda bina yıkıldı. Haydi arkadaşlar hızlanalım. 2 3'ü verelim. Araç içi kamerası bina deprem anı hepsi var peş peşe Tayvan'da toprak kayması yaşanmış ee, ve bu kadar sallanmasına rağmen de bakın herhangi bir şey olmamış. Herhalde Mehmet hocam deprem bilinci çok önemli değil mi? Binalar, binaların ona göre yapılması. Kesinlikle insanın kendi bilinci burada devreye giriyor. Bilinçli insanın bu konular karşısındaki duruşunu da gösteren bir eylem bu. Bizim de aslında ibret ve örnek almamız gereken bir şey var burada. Çünkü deprem değil de insan öldürüyor evet. burada. İnsanın hali öldürüyor. Bizi öldüren de bu yapılarımız oluyor zaten. Kesinlikle. Esat Hocam? Hocam ben e, depremlerin, yani Mehmet Hocam'a katılıyorum. Biraz daha bizi tedbirler kurtarıyor ama önümüzdeki günlerde bu tarzda şeyleri daha fazla duyacağımızı da düşünen birisiyim. Hı. O yüzden daha fazla önlemleri de arttırmamız gerektiğini daha çok ilme ve bilme sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yetişecek mi acaba önlemler? O kadar e işte, o kadar süremiz mu? var mı acaba? Süremiz var mı? Var mı acaba? En evet. hızlı çözüm burada bilinçlerimizi biraz daha geliştirmek olmalı diye düşünüyorum. Çünkü farkındalıkla hareket etmemiz gerekiyor. Bugünkü yaşamın içerisinde, dönemin içerisinde, 2024 yılının içerisinde yaşıyoruz. Her an her şey olabilen yılların içerisinde evet. yaşıyoruz. 15'i verin arkadaşlar. Şimdi e, bu arada 8 Nisan tarihi çok kritik sadece 3 günün kaldığını söyleyelim gece 12'den sonra. Dünyada bir 8 Nisan yaygarası kopuyor şu anda. Ee, hani Türkiye'de diyorlar ki ya siz mi abartıyorsunuz acaba 8 Nisan'la ilgili. Dünyada 8 Nisan yaygarası kopuyor. Konuşacağız. Birazdan konuşacağız. Bu geminin de harp gemisi olduğu yine iddia edilmeye başlanmış. Hawaii'de görüntülenmiş. Ben Deniz bunu araştırıyorum. Bu bir harp gemisi değil efendim. Sosyal medyanın ee, yalanlarına kanmayın. Hani bunlar çok günlerce konuşuldu ama bu bir harp gemisi değil ama harp teknolojisi var mı? Esat Hocam fikrinizi merak ederiz. Harp teknolojisinin var olduğuna inanıyorum. Katılıyorum fikrinize. Ben de bu gemiyi çok araştırdım. Bu bir e, harp gemisi değil ama böyle bir teknoloji mevcut. E, bu teknoloji de dünya üzerindeki bütün aslında frekansları biraz daha e, belirli noktalardan belirli eylemleri yapabilmesine yönelik e, yüksek bir teknolojidir diyebiliriz. Biraz daha günümüzde geçtiğimiz günlerde özellikle hatay sürecinde e, görülmüştü buna benzer şeyler. Ben bu depremden evet. sonra da biraz daha bakıp e o şu aslında de... harpla alakası yok şunlar hani şu gösteriyorlar ya bu çünkü bizim petrol gemilerinde bile var. Evet. Ya bunlar biraz bilgi kirliliği, biraz evet. e, internet ve sosyal medya çöp alan gibi bilginin çöp olduğu yer. İşte diyorum ya insanlar bu anda da bu bilgilerin içerisinde hem ruhsal hem de duygusal olarak yıpranıyor ve toplumun hali de ortada. Var mıdır yok mudur? İnsanlar üzerinde etkisi olduğu kesin de bunu burada konuşuyorsak herkes üzerinde ciddi etkileri var. Evet 16'yı verelim. Türkiye'de de son haftada nerelerde deprem yaşandığına dair. Tabii Türkiye sürekli sallanmaya devam ediyor. Elazığ 4.7, Malatya 4.5 ve 3.5 büyüklüğünde oldu. Bunlar son bir haftada olanlar. Antalya var 4.2, Çanakkale, Muğla, Akdeniz. Türkiye'de bir yandan sallanmaya devam ediyor. Tabi astrologlar özellikle uyarıyor. 8 Nisan'ın öncesinde ve sonrasında deprem tehlikesi her zaman vardır diye e, hava olayları ve depremsellik özellikle astroloji bunu çok söylüyor. Var mı hocam sizce? 2024 yılı zaten e, toprak yılı. Yani toprakta hareketlenme bekleniyor. E, zaten bir güneş tutulması öncesi ve ardında her zaman tarih boyunca bu tarz olaylar olmuştur. 2024 yılının da enerji seviyesinin çok yüksekliği, işte yine bir kuyruklu yıldız mevzusu var. Kuyruklu yıldızın hikayesi, gökyüzündeki evet, bu hareketlilik. Evet, birazdan ona gireceğiz. Gökyüzündeki o bu hareketlilik. Yıldız önemli midir? Bunun işareti midir? Yani, Dur, cevap verme buna, buna 72 yılda bir geliyor gelen bir kuyruklu yıldız. Gökyüzünde olan her bir şey de yine toprağı ilgilendiriyor. 2024 yılı toprak enerjisini destekliyor. Az önce bu destekleme hikayesinin aslında üzerine gitmemiz gerekiyor. Hani harp sistemlerinden konuşuluyor ya hep evet. böyle bir... Harp bunu yapabilir mi, yapabilir mi? Bunlar bunu yapamıyorlar. Evet yapamıyorlar ama uygun zeminde her türlü eylem yapılabiliyor. Bunun için uygun zeminler, yani uygun zamanlar, uygun alanlar bunlar var. Şimdi bizim yaşadığımız toplumun içerisinde inanç sistemine göre de bakanlar var bu konuya. Seküler taraf da var bu konuya, böyle yaklaşan materyalist bir taraf da var. Her tarafa cevap vermek gerekiyor. İnanç sistemi üzerinden gittiğimizde marifetnameye marifet kadar gittiğimizde burada astrolojiden zaten istifade ediliyor. Yani gökyüzü hareketleri bizim e, realitik hayatımızda ciddi etkilere sahip zaten hiçbir şey olmasa bile Türkler toplu bilinç bir ritüel olarak kullanılıyor birçok hmm. insan güç tarafından toplumların enerjileri, bilinç enerjileri ritüel gibi kullanılıyor. İnsanlar zaten bunlardan kaçmaya çalışırken bile farkında olmadan ritüelin içerisinde var oluyorlar. Değil mi? Ve bu gibi olayları zaten destekliyorlar. Farkında bile olmadan. En tehlikelisi de bu. O yüzden hep farkındalıklı bakın. Çünkü yok olan bir şeyi bile var ediyorsunuz. Yok olan şey hemen var oluyor. Kelimelerle var oluyor. Tabii canım bugün herkes şimdi güneş tutulmasına fokuslandı. Toplu bir bilinç var. Ne diyorsun? Global bir hareketlenme var. Herkesin zihni ve aklı orada. Biz düşündüğümüzü yazarız ve yaşıyoruz da. Evet. O yüzden olacak mıdır? Allahu alem olasılığı yüksek midir? Elbette çok yüksektir. 2024 yılı birçok teknikle bakıldığında bir tek astroloji değil birçok teknikten bakıldığında zaten toprak yılı olduğu aşikar. İşte toprak yılında her şey var. Ateş var, su var, işte yangınlar, seller, toplu hareketlenmeler, savaşlar. Ee, insanların robotlaşmasına varıncaya kadar hepsi, hepsi var. dışarıya baktığımızda görülen halde zaten. Esat hocam 8 Nisan tarihi madem bu kadar konuşuluyor. Bu tutulmalardan önce, dolunaylardan önce ritüeller yapılır mı? Mesela sen yeraltı kaşifisin. Oralarda da çok geziyorsun. Birazdan Esat Yalçın'ın özel görüntülerini de izleyeceğiz. Mesela buna denk geldin mi hiç merak ediyorum. Hocam gittiğimiz yerde birçok yerde denk geliyorum ben yani, tipi bir ritüelin yapılış sahnesine denk gelmiyorum ama orada bırakılan malzemeler ya da yapılmış izlerini görebiliyorum ki özellikle Güneydoğu Mezopotamya bölgesinde bununla çok fazla karşılaşıyoruz. Ee, bir ikincisi e, hocama katılıyorum hani zaten her şey e, bugün hani en çok belki biraz daha kıyameti konuşacağız. E, Kur'an-ı Kerim'in inancı üzerinden konuşmak gerekirse de biz zaten her şeyin yaşandı ve bitti olarak kabul eden bir ah, e, görüşteyiz. O yüzden burada da hani burada işte dağların kaymasını birçok şeyleri görüntüleri izliyoruz. yani Tekvir suresinin bir 13'ünde bir 13 arasında bunlardan bahseder. Ee, işte dağlar yürütüldüğü zaman der. Hani işte güneş dürüldüğü zaman der. Bunu biraz daha e, konuştuğumuz dakikada bunların her birinin gerçekleşeceğini zaten biliyoruz. Olması gerektiğini de biliyoruz. Olmak zorunda ki e, biraz daha az yazılan işte o ahit gerçekleşsin, ortaya çıksın. Bir üçüncüsü de dediği gibi hocamın hani biraz daha bu süreç zaten var olduğu için bilinen bir şey olduğu için iyiler de buna yönelik e, istese de istemese bir hisli bir hissiz bir şey yapıyor. Kötüler de aynı şekilde buna e, destek, destek veriyor. çalışma geliyorsun. yapıyor. Ama bugünün hikayesi değil ki bunlar. Yani çok hep eski var, zamanlardan mi? beri kurgulanan şeyler. İnsanlar ben hep şunu söylüyorum. Ben çok ütopik gelebilir bu ha söylemler. Ha. Yani insanlar bir e, makina gibi kurgulanabiliyor. İnsanın aklından, zihninden giriş yaparak kurgulayabiliyorsun. Bugün bunları işte daha ileri seviye teknolojiler üzerinden konuşuluyor olsa da çok eski çağlara geriye döndüğümüzde baktığımızda bunu dizi ve sinema sektörüyle zaten yapmaya başladılar. Yeşilçam'dan başladı bu hikayeler. İnsan Aha. insanların kurgulanması. Toplumlar bu şekilde kurgulanıyor. E bugün geldiğimizde dijital platformları izlediğimizde dijital platformlar neler bizlere neleri bize empoze ediyor? Seçmiyoruz aslında. Neleri seçiliyor. bize gösteriyor? Hep izleyici konumunda kalan bir taraf var. İzleyici varsa zaten direkt sunulan bir altın tepside sunulan bir şeyler var. Fakat bizim seyretme konumuna geçmemiz gerekiyor Türkiye evet, yani. yani konunun arkasını görebiliyor olmamız gerekiyor artık. İzletileni değil de gerçeğini Gerçi. seyredebiliyor olmamız gerekiyor. Biz bu konuda çok böyle lanet dayın davranıyoruz. Çok dikkatsiz yaşamlar yaşıyoruz. Özellikle bizim toplumumuz biraz şeydir. E, ya bizde hani tedbir ve tevekkül söylemi var ya. Evet. Bizde tevekkül yüksek de tedbir yok. Doğru. Şimdi ekranlarını yeni açanlar varsa... Yer altına bir yolculuk yapacağız. Ekranlarınızın başında kalın. Esat Yalçın bizzat kendisi girdiği bazı tüneller var. Hep bana soruyorsunuz. Çok da merak ediyorsunuz. Türkiye'de gizli tüneller var mı? Soracağım. Dakikalar sonra. Ama yine ekranlarını yeni açanlar varsa aslında ilk kez anons ediyorum. Kitaplarımız var. Aslında Esat Hocam keşke sen de kitabını getirseydin. Ee, değil mi? Güneş tutulması ne zaman olacak? Hepiniz biliyorsunuz tarihi herhalde. Güneş tutulmasının tarihini soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edin. Bana diyorlar ki niye cevabı söylüyorsun? Elbette katılım daha fazla olsun diye soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edin. Son fotoğrafın altına o tarihi yazın. Ne zaman olduğunu biliyorsunuz. 50 kişiye bu kitaplardan göndereceğiz. Esrarı Havas, İsmail Bartlak'ın yeni kitabı. Acayip bir kitap. Ve geçen salı günü de söyledim. Nefahatül Üz kitabını ben çok severim. E, çok da Okurum. Şiddetle de tavsiye ederim efendim. Nefatül Ünsü. Bu kitabı da göndereceğiz 50 kişiye. Yapmanız gereken şey çok basit. Güneş tutulması hangi tarihte? Bilmem kaç Nisan yazacaksınız efendim. 50 kişiye kitaplar gidecek. Bir de Esat Hocam'ın bir kitabı vardı. Mesela o kitap e, sayılıydı. Evet 121 adette. Şimdi ikincisini, Kaldı mı hiç o? Şimdi ikincisini <laughs> hazırladım. O da evet. aynı şekilde ilerliyor. İler... Bir kişiye verelim onu da istiyorsan. Tabii hocam. ya yani madem 121 adetten bir tanesini verelim. Tabii hocam. Yani sayılı basmış hocam. Vardır onun da bir hikmeti. Var var o var bana söylemişti. 17'ye verelim arkadaşlar. Hakk'a bu meşhur beklenen kuyruklu yıldızın görüldüğü iddia ediliyor. Şeytan kuyruklu yıldız 71 yıl sonra dünyaya yaklaşmış. Bir sonraki 2097'de görülecek efendim. İşte bu yıldızın o olduğu iddia ediliyor. Dünya 8 Nisan'a hazırlanırken bu şeytan kuyruklu yıldızın da bir takım kehanetlerde özellikle siyonistlerin kullandığı iddia ediliyor. Alakası var mı konuşacağız. Şimdi bir de 27'ye verelim. Independent'e uyarıyor hayvanlar garip davranışlarda bulunabilir diyor güneş tutulmasından dolayı 28 tam güneş tutulması ölümcül kazaları arttırabilir uyarısı yapılıyor 31'i verelim Amerika'da güneş tutulması hazırlıkları yapılıyor turist akını beklemiyor stokları e, hazırlayın dedi yetkililer 32'yi verelim hemen üzerine Amerika'da güneş tutulması paniği var bakın bu yollarda bile e, bir geri gelin hemen şimdi güneş tutulmasının tam tarihi de orada belirtiliyor 8 Nisan'da güneş tutulması var diyor. Sanki güneş tutulması bir ayinmiş gibi. Bakın oynatın. Evet kare kare gidiyoruz. Bir, bir geride kaldı galiba. Arrive early, stay late diyor ee, Amerikalılar. Tam 8 Nisan'a dair çok özel sanki bir şeyler olacak. Dünyayı bir şey bekliyormuş gibi özellikle bir vurgu var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir 33'ü verin hemen üzerine hazırlık var. Şeytan kuyruklu yıldızı 8 Nisan'da gerçekleşecek büyük tutulma sırasında görülecek ve bir daha 71 yıl sonra görebileceğiz. Hemen 34'ü verelim üzerine. 33 ve 34'ü rejiden rica edelim. Ayça Aydın astrolog yayınlarımıza da konuk ediyoruz. Bir önceki şeytan yıldızının geçişini diyor ki 1986'daki olaylara benzetiyor. Çernobil olmuştu diyor 86'da. TSK PKK kamplarını bombalamıştı ki öyle bir büyük bir hazırlık var şu anda. Bir terör saldırısı olmuştu diyor ve Hür Demokrat Parti kapatılmıştı diyor. Benzer olayları göreceğimizi söylüyorum. 35'i verelim arkadaşlar. Öyle sözlere vereceğim. Hepsini toparlayalım. Astrolog yine başka biri. Geliyor 1986 yılı geliyor diye. Özellikle astrologlar vurguluyor. Yine şeytan kuyruklu yıldız vurgusu var. 36'yı verelim. Güneş tutulmasında 7 gezegen aynı hizaya denk gelecek hepsi. Ve... 43'ü verelim arkadaşlar. NASA diyor ki 8 Nisan'da gerçekleşecek güneş tutulması sırasında 3 roket fırlatacağız. Tutulmayı takip edeceğiz. Bu roketin bu misyonun adı ne? APEP. APEP güneş tanrısı Ra'nın düşmanı olan bir Mısır tanrısıydı. Orada bile ezoterizm var. Buram buram tekrarlıyorum. Misyonun adı APEP. APEP güneş tanrısı Ra'nın düşmanı olan Mısır tanrısıydı. Mehmet Hocam. Her şey birbirle bağlantılı değil mi? <laughs> Her şey zaten oldu diyoruz yani. Her şeyin birbirine bağlantılı olması zaten aşikar. Şimdi öncelikle az önce de söylediğim gibi birçok insan farkında olmadan zaten bu ritüellerin içerisinde varlığını gösteriyor. Hatta az önce astrologlardan bahsettim. Hani tenzih ederek söylüyorum birçok astrolog, Aha. hepsi için söylemiyorum ama bu işleri yapan astrologlar da buna dahil oluyorlar farkında olmadan insanların bakışları ve bilinçleri bu tarafa şekillendirildiğinde, bu tarafa yönlendirildiğinde, yine az önce açıklamalarda sen yaptın oradan baktım işaret ederken, işte uzmanlar uyarıyor. Şöyle şunlar olabilir, bunlar olabilir, şöyle olabilir. Bu bir kodlama gibidir. İnsanlara o tarihte bir davranış biçimi kodlanıyor. O tarihte bir eylem planı kodlanıyor insanlara. Her ne kadar ezoterik içerisinde olmadıklarını iddia ediyor olsalar da yapılan küçük hareketlerle zaten ezoterizmin dibine vuruyor, vuruyor vuruyorlar değil mi? Yani bunları istediğimiz kadar reddedelim. İstediğimiz kadar seküler bir bakış açısına bakış açısına sahip olalım biz. Hiçbir şeye inanmıyordum. Ama bu gerçek. Realitik hayatta yansımasını net bir şekilde görebiliyoruz. Toplumun içerisine indiğimizde, sokaklarda yürümeye başladığımızda, trafikte gitmeye başladığımızda, insanların birbirleriyle olan iletişimlerine baktığımızda, hastanelerinin kapılarına bir girip baktığımızda, okullara baktığımızda seviyelerin nerede olduğunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Bugün toplumun yaşadığı akıl krizlerini çok net görebiliyoruz. Herkesin bir şuuru tutuluyor. Herkesin gün içerisinde yaşamış olduğu bir akıl tutulma hali var. Çünkü söylemler zehirliyor insanları. Ama artık bunları ciddiye almak gerekiyor. Sadece komple teorist diyerek birçok bilinci e, çöpe atamazsın, ittiremezsin. Artık bilgilere taraf olmadan bir objektif bir gözle bakabiliyor olmak lazım. Kişiler gününü okumaktan sorumlu, ilk emir gibi ikra, sadece oturup kitabı oku demiyor, evet. hayatı oku, insanı oku, analiz dönemi et. oku, analiz et. Ya Bu tevafuk herhalde yerine girmeden yapıyormuş. önce biriyle konuştum bir saat önce ikradan bahsediyordu, e, herkes oku olarak anlıyor bunu ama her şeyi okuyabilmektedir. Oku dedi. Işte, işte içinde bulunduğun dönemi oku ama biz evet. okumuyoruz, biz sadece düşmüşüz kula kulluk yapma derdine, bizi yönetiyorlar. Nasıl? İşte güneş enerjisinde şu olacak. Uzmanlar açıklıyor. Şu şu şöyle olacak. Bu olmasa bile olacak zaten. Evet, güneş tutulması sırasında zaten. bunlar yaşanacak. Son 3 gün efendim nedense dünyada şu anda çok büyük bir alarm verilmiş durumda. Ne olacak? Esat Hoca'ya da soracağım. Bir de İran bu gece İsrail'e saldırabilir. Çok kritik dakikalardan geçiyoruz. Ekranlarınızın başında kalın. İran ne yapacak konuşacağız. Esat Hocam güneş tutulması İnsanlar üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Neden bu kadar çok kaos vurgusu yapılıyor? Hocam bir önceki kısımda hani Mehmet Hocam'ın da söylediğine katılıyorum. Ee, i̇nsanlar biraz daha böyle belirli tarihlerde bir günde bir şeylerin olabileceğini, yani çabuk olmasını ya da çok hızlı olmasını bekliyorlar. Bu da çağımızın işte birçok hilesinden biri. Biz bugün sosyal medyada bile 30 saniyede bir farklı bir konunun içerisine geçerek farklı şeyler düşünüyoruz. Evet. O yüzden hani... Ben 30 saniye bile sabredemiyorum artık. Birçok insan için evet öyle. Ben <laughs> kendi videolarımdan da bakıyorum. Hani sürekli atlamaları var, başka bir konuya geçiş var. Bir konunun arkasında sonuna kadar direnmek ya da o ikrayı doğru biçimde yapabilmek yok. Ee, o yüzden hani kehanetler yapılıyor. Bu kehanetler yapılırken de bunu astrolojiden de diyebiliriz. Buna işte... İslamiyet üzerinden konuşursak işte 1200'lü, 1300'lü yıllarda Batı'nın İslam'daki İfvan-ı Safa'nın, İbn-i Arabilerin, Gazalilerin hani yaptığı çalışmalarla birçok zaten kehanetleri de konuşuyoruz bugün. Birçok yaşadığımız olayların karşılıklarını da konuşuyoruz. Ya da bunu başka bir yerden örnek vermek gerekirse işte Newton'dan konuşuyoruz yaptığı kehanetlerini ki kendisi 2060 yılında kıyametin kopacağını söylemiş Vatikan'a bir mektubuyla yazdığı zamanda. Şimdi bunların her birinde de e, bu 2060'ta kıyamet girdiğimiz gün kopya anlamına gelen bir şey olmuyor. Ya da 8 Nisan'da biz bir şeye giriyoruz. Evet bir şey olmuyor. Bunu iki yerde daha konuşmuştuk daha önce. E, bir 2019 süreci böyle bir tarihte bütün dünya için ki biz pandemiyi de bu şekilde biraz daha konuştuk. E, az önce söylediğiniz gibi Kuzey Irak sürecininle alakalı da işte 2018'de biz Zeytin Dalı ve Afrin operasyonlarını da konuştuk. Yani e, yeni kitabımda 6-9'da da bundan da biraz da bahsediyorum. Yani 3-6-9 tekrarları derken. Bugün tarihler bile baktığınızda 6. yılında biz bir şeyi yaşıyoruz, 9'da bir şeyi yaşıyoruz, 3'te bir şey yaşıyoruz ki e, Arabi bunu çok iyi biçimde bir betimlemiş ve çok iyi biçimde aslında biraz daha anlatabilmiş bana göre. O yüzden de bugün yaşanan her şey zaten e, bundan bir bin yıl öncesinde de biliniyordu, 5000 bin yıl öncesinde de biliniyordu. Güneş tutulması olarak da biliniyordu. Yani e, Arabi'nin de yaptığı şey yıldızlara bakıp bugünkü tabirle astroloji yapmaktı. E, bugünkü astrologların biraz daha yapması gereken hocamın dediği gibi de hani böyle e, sisteme hizmet edecek kelimeler değil, doğru biçimde bu işi aktarabilecek düzenlerde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ritüel yapsın yani. Bu arada külliyatta da var aynı sıralama. 45'i verin. İbn Arabi'nin eserlerinde bu var sıralama. Külliyatı da okuduğunuzda külliyatta da bazı tarihlerden bahsediyor. He. O tarihlerde hep astrolojik tarihler işaret ediliyor. İşaret ediliyor. Evet. Hepsinde bir konu var, hepsinde bir olay var. ...o külliyatları ben sana bir ara müsait bir ara açayım... hepsini tamam. sıralayayım mesela orada Hocam, da var Hocam sende bu. ne gizli şeyler var? Az önce telefonla şeyler... Yine mesela şeyler ritüel, neyse. Yine ritüeller yapılıyor zaten. Peki Sörn bir de 8 Nisan'la ilgili bir şey... ...yine farklı bir şey var. Ya bu kadar çok şeyin aynen harekete geçmiş olması çok enteresan. Sörn de 8 Nisan'da... ...görünmez maddeyi aramak için... ...güneş tutulması sırasında dünyanın... ...en güçlü parçacık... ...hızlandırıcısını test edecek. Sörn'de biz neyi arıyorduk? İnsan parçacı değil mi? Ya... İlk Haşa Allah'ı neredeyse arıyorlar. Tanrı'yı arıyorlar. Ve 8 Nisan tarihinde ne hikmetse bu parçacık hızlandırıcıyı test edecekler. Sonra de bir hazırlık var. Demek ki bazı şeyler bazı tarihlere denk getirilince anahtarı herhalde çalışıyor. Ritüel dediğimiz şey bu zaten. Bak insanlar ritüel belki ritüel kavramının arka planında ne döndüğünü tam manasıyla kavrayamadığı zaman... Bununla ilgili böyle bir bakış açısında sınırlamalar, önüne duvarlar indirebiliyor ama ritüel dediğimiz şey tekrar edilen ve belli aralıklarla belli tarihlerde yapılan eylemlere ritüel deniliyor. Zaten bizim de ritüellerimiz var. Evet. Namaz bir ritüeldir mesela. Namaz kılmak. Yine güneş tutulmasında da yine bizim ay tutulmasında da yine ritüellerimiz var. Kusuf namazı dediğimiz iki rakam evet, kusuf, namazı, kusuf var. namazı var. Bu bir ritüeldir. E, bu adamlar da bu tarihleri takip edebiliyorlar. Geriye baktığımızda 51. hakikat bilinci içerisinde de zaten bir dünya ritüel var astroloji bilgisi bunları yapabilmek adına bize ışık tutan bilgilerdir. Bunların hepsi bizim hayatlarımızı yaşadığımız hayatlarımızı şekillendirirken ya da teknikler geliştirirken Allah'ın bize bahşettiği ilimlerdir. Bunlar ancak ilim çalışarak mümkün olabilir. Ya yani bu adamlar şimdi zaten bu ilimlerden istifade ederek yapıyorlar. Değil mi? Ben sana yayından önce bir resimler gösterdim, evet. fotoğraflar gösterdim. Şimdi burada açalım. Vakti geldiğinde onu açarız. Tamam. O fotoğrafların içerisinde hep semboller ve işaretler var dikkat ediyorsan. İbranice yazılmış bu kadar sinyallerde. İbranice yazılmış bir şeyden bahsediyoruz. Yazıldığı kalem, yazıldığı kağıt, materyal farklılıklarına bakıyoruz. Yazıldığı gün, saat, yata. Evet, Arapça, İbranice, Yunanca bu diller e, sembol dillerdir aynı zamanda. Evet. Yani bunların bir frekansı bir sekansı vardır. Kesin. Tam ona geleceğim. Uzmanlar diyor ki dünyanın rezonansına müdahale var. Kulak çınlaması, baş dönmesi, uykusuzluk yaşayanlar olacak, saldırganlık artacak. Özellikle 8 Nisan sonrasında böyle bir beklenti var. Esat hocam bu rezonans dengesi ne demek? Yani frekansal bir saldırı mı var? Hucam, 71 arkadaşlar. E, bunu çok kısaca özetlemem gerekiyor çünkü çok derin bir konu. Hani biraz daha sığdırmak evet. gerekiyor. Ee, hepimiz bir yaratılış silsilesinde işte kainatı 6 günde yaratıp 7. gününde kürsüye çekilme hikayesi. Hepimizin içerisinde yıldızlar, kainat, alemler var. O yüzden gezegenlerin etkisi de bizim üzerimizde birçok şekilde ilerleyen ve bizim çeşitli hallere sokan durumlar oluyor. Şimdi burada güneş ve ay bizim merkezimizdeki iki önemli ışık kaynağımız. Bu da e, denizlerde gel git yapabiliyorsa bile bir ay ya da işte güneşin başka etkileri insanlar üzerinde de birçok çeşitli haller yaratacak. Şimdi burada dediğimiz gibi belirli bir frekansa geçiyor zaten dünya. Bu bir ritüellik tarihi. Bu bir doğal oluşum. Evet. Bunu siz bir de teknolojiyle, e, şeytani bir teknolojiyle bir destekleyecek, bu dozu arttıracak bir şey yapıyorsanız işte harp'ta konuştuğumuz konu gibi bir durum oluyor. O zaman baş dönmesi de olur. Frekansal şey saldırı. Sal evet. Yapay zeka ile cehennem nasıl olur diye tasvir etmişler. Sesi var mı? Korkutucu biraz, ürkütücü ama. Bir sesini açın bakalım. nasıl. Yapay zekanın ürünü. 76'ya geçtik. Şimdi dakikalar sonra Esat Yalçın bakın buraya Esat Yalçın kendisi girdi. Burası derin kuyu. Farklı farklı tünellere girdi kendisi. Orada nelerle karşılaştı? Böyle bir yer nereye çıkıyor sonunda? Merak ediyorsunuz. Biliyorum. Bunu dakikalar sonra vereceğiz. Şimdi devam edelim hemen. Bu geceye beklenen bir durum var İsrail ve İran arasında. Ha pardon ona geçmeden önce 55'i verelim. Kırmızı düve olayı. Siyonistler bu kehanetlere göre ilerliyorlar. Bunu bir kere daha ekrana getirelim. Bu çok enteresan bir konu. Sesini de açın izleyelim. Evet bu kehanette 8 Nisan tarihine denk geliyor. Ya bu kadar çok şey nasıl toplanıyor? Telefonuna topluluyor? bakar mısın? Telefonuma. Tamam bakacağım şunu anons edeyim. Ee, bununla ilgili bir şey attım herhalde. Evet. Ee, sorumuz var efendim. Ekranlarını yeni açanlar varsa güneş tutulması hangi tarihte olacaktır diye soruyoruz. 8 Nisan olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor. Takip etmeyenlere vermiyoruz. Önce takip ediyorsunuz. Sonra son fotoğrafın altına 8 Nisan yazıyorsunuz. 50 kişiye sırlı kitaplar gidecek efendim. Nefahatül Üste gidecek bu kitabı da şiddetle e mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Şimdi bu Kızıl Düve olayını soralım, Kehanetleri soralım. Mehmet hocam ne attın tam fotoğrafı? Heyecanlandırdın beni. Herhalde Kızıl Düve ile <laughs> ilgili bir şey attın. Ha, evet. Şimdi yayından önce Mehmet Hoca ile bir kitabı konuşuyorduk. O kitapta da Kızıl Düve resmedilmiş. Atayım mı reji? At, at. Tamam reji atıyorum size. Müziği açın arkadaşlar. Ee, size atıyorum. Bunu ekrana verin. Attım. Ee, ne diyorsun Mehmet hocam? Şimdi bunlar. Bu niye 8 Nisan'a denk geliyor? Ritüel zamanları işte yani her herkesin ritüel zamanları zaten bu adamlar düğmeye bir bastılar artık bunu e, görmemek mümkün değil adamlar zaten savaş yapmıyorlar ritüel yapıyorlar o çocuk kanlarını akıtarak da ritüel yapıyorlar onların hikayesi başka onların gözü başka yerde Mezopotamya bölgesi dediğimiz Kudüsün zaten haritası nasıl ki Kudüs dediğimiz yer bugün Filistin'den başlayıp bizim buraya kadar Nemrut'a kadar ya. gelmiyor mu? Evet. Onların hikayesi bu. Onların gözü burada. Zaten. 55. Ama bu bölge zaten çok öncesinden şekillendirilmeye başlandı. Bu bölgeyle ilgili çok öncesinden çalışmalar yapılmaya başlandı. Bize komple teorisi diye hani sürekli böyle pompalanan bir şeyler vardı. Her ne kadar ben komple teorisyenliği yapmasam da günün sonunda arka plandan bunları izlerken birçoğunun takibini yapabilir noktadayım. Bu adamlar bu çalışmaları zaten yapıyorlar. Ve bunları da çok aşikar bir şekilde yaptıkları için bugün çok daha rahat konuşuyorum bunları daha net konuşuyorum. Belki daha ileri seviyeye konuşalım. O sana attığım bilgiler bende çok öncesinden ama. Tamam, birazdan arkadaşlar hazırlasın. O kızıl düveyle ilgili bir belge. Ya yani belge derken bir kitapta geçiyor. Hazır olunca bana haber edin Esat Hoca. Hocam aynı şekilde yani biraz daha bütün her şey belirli bir ritüellere uygun biçimde geliştiriyorlar bunları. Bunları da biz konuştuğumuz hani hocamın dediği gibi bunları geçtiğimiz 54. dönemlerde biz anlattığımız yani birileri anlattığı zamanlarda bu bir deliliğe dönüşüyordu biraz daha ya da başka bir şekilde dediği gibi komple teoriline dönüşüyordu ama aynı biçimde bugün işte hepimizin bildiği o ünlü platformlar bunun dizilerini yaptığı dakikada ne güzel dizi ne güzel film olduğu hikayelerine dönen birçok hikayeler aynı bazı şeylerin işte mitolojide e, seküler toplumlar tarafından işte o varlıkların kabul edilip de işte bizim e, din içindeki metafizik varlıklar ya da Peki. başka şeyler dediğimizin reddediliyor olması gibi bir durum bu biraz daha e, her şey aslında ortada bütün cevaplar masanın üstünde bize kimsenin bir şey sakladığı falan yok herkes aksine göstermeye çalışıyor neyi nasıl yaptığını e, bu yüzden de her şey Bak, kimsenin de bir şeyi reddettiği yani, yok. yok. Evet. Evet. Ben, 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 yani, bir şekilde kimsenin bir şey reddettiğini düşünmüyorum. En seküler gördüğün tarafta da birisinin e, emin ol bu işlerle ilgilendiğini görebilirsin kesinlikle. Yani. yani net bir şekilde hiç aklına hayaline gelmeyecek insanlar bu tekniklerden istifade Değil ediyorlar. Mi? Reddediyorlar, inanmayız ha, evet, diyorlar, Arka inanmayız planda diyorlar. ya bize şu 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 şöyle olsa ya diyorlar. Hocam bu kitap nedir ve burada bir düve var. Bu kitap yıllar önce benim önüme düştü böyle bir okuma için. Ee, ben de biraz notlar aldım. Şimdi sen bunu kırmızı düve meselesi deyince direkt benim zihnimde uyandı ha, ya sana bunu. o yüzden güldün. Aktarmak o yüzden güldün. Her yerde var yani. Her yerde kullanıyorlar. Ya yani sonra Çok... şey oluyor. Hani 8 Nisan tarihini şimdi diyorlar ki ya yine bir tarih veriyor. Biz vermiyoruz ya. Bu arada bu yani kitap... şunu anlayın. Yani adamlar oradan, buradan, sağdan, soldan her yerden Kızıl Düve deyip duruyor. 8 Nisan deyip duruyor. Biz de buna yakın taşıyoruz. Bu arada bu kitap İbranice. İbranice ee, el yazması bir kitap zaten. 56'ya verelim bunun üzerine. Nazilerin ve İsrail'in bir günde öldüğü, öldürdüğü çocuk sayılarını karşılaştırmışlar. Naziler bir günde 127 çocuk öldürmüş. İsrail bir günde 178 çocuğu öldürmüş. Yorumunu size bırakıyoruz. 57'yi verelim hemen. Amerika acil koduyla açıklama geçti. İran'ın 48 saat içinde İsrail'e saldıracağını ve tüm vatandaşlarının Orta Doğu'yu terk etmelerini istedi. Böyle bir durum bekleniyor. 58'i verelim. İran ve İsrail karşılıklı olarak GPS sistemlerine yönelik karartma uygulamalar ve elektronik saldırılar başlattı. Güneydoğu illerimizin de bu karartmadan etkilendiği belirtiliyor. İnternet kopmalarının çok sık yaşandığı Dün gece son 24 ben de yaşadım bunu. Nasıl? Dün gece, Dün gece evet. ben de yaşadım. Dün gece, Dün gece var evet. mı İstanbul'da? Evet, vardı vardı. Evet. Ee, hemen devam edelim. 59, İsrail tabii İran'a savaş mı ilan etti? İsrail medyası diyor ki olası İran saldırısı sebebiyle, bu da sıcak haber 50-60, e, dünyanın dört bir yanındaki İsrail Büyükelçilikleri boşaltılmaya başlandı diyor. E, o beklenen dünya savaşının fitili olabilir mi? Yani ben dünya savaşının çoktan başladığını düşünenlerdim. Üçüncü dünya savaşının çoktan başladığını. Sadece bu yeni formun fitilinin çok kısaldığını söyleyebilirim. Yani zaten e, bu hareketlenme başladı. E, toplumun iç ve dış hareketlenmeleri başladı. Çok fazla provokasyonlar açıkta geziyor. Çok fazla ajan hareketleri açıkta geziyor. Çok fazla ulus devletler arasında işte metafizik istihbaratlardan olsun, kuantum istihbaratlardan olsun hareketlenmeler başladı. Bu çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu gibi e, zaten ulus devletler küçük küçük operasyonlarla birbirlerine Mesajlar veriyorlar. Yapmış oldukları operasyonlarla birbirlerine mesajları zaten veriyorlar. İşte bu büyük elçilikler üzerinden çektim geri çektim ileri ittim meseleleriyle zaten birçok mesaj veriliyor. Tarihi zaten bir okumaya başladığınızda yaşadığımız dönemi okumaya başladığımızda bunları çok net gözlemleyebiliyoruz. Ve hiçbirinin de aslında arkadaşlar. asparagas olmadığını görebiliyoruz. görebiliyoruz. Ve bundan sonraki konular biraz daha ciddiye alınması gereken konular. Evet. ciddiye almazsak silkeleneceğiz çünkü. Tamam, hani hep şundan bahsediyoruz ya elektrikler kesilecek büyük bir blak out işte dünya savaşı. Dünya genelinde dün WhatsApp çöktü. Instagram'a da insanlar giremedi. Aslında ne kadar kolay değil mi Esat hocam? Tek bir düğmeyle bir anda iletişimimiz kopuyor ve bizler aman Allah'ım telefon gitti, WhatsApp gitti, ne yapacağız diyoruz. Evet hocam bunu birazdan daha çok konuşacağız ama biz bir senedir biliyorsunuz işte yeraltı şehirlerinde bütün bu teknolojinin e, çağlar önce bugünkü şekilde yapılmamış halleriyle tecrübe ediyoruz. O yüzden e, bugünkü bugünkü teknolojide kullandığımız şeyler bana çok e, hem kullandığım bir şey hem de çok tehlikeli ve biraz daha yani tabiri caizse saçma gelen şeyler e, oluyor. O yüzden burada biraz daha bugün bizim kullandığımız teknoloji dediğimiz şeyler bizim oyalanma aletlerimiz. Asıl teknoloji başka biçimde başka yerlerde e, yönetiliyor <laughs> ha, diye düşünüyorum. Güzel. Peki mesela yeraltı sığınakları inşa ediyorlar. Öyle bir hazırlık mı var sence hocam? Yani bu hep i̇lkel yaşama mı döneceğiz? Sen şimdi yer altında vaktini geçirdiğin için o hislerini de alacağım ama sen daha iyi bilirsin mesela bunu. Hocam bu hep vardı. Bu işte İkra'da da konuştuğumuz gibi yani bu hep vardı. İkrayı yapanlar bunu biraz daha işte bütçesi ya da hali yetenler bugün sığınaklarını inşa ediyorlar tabii ki de. Ama bunun haricinde bir de doğal bir şekilde işte kaderin kurtaracağı yapacağı sistemler var ki bugün Anadolu'daki bütün yeraltı şehirleri bence Türkiye milleti adına en azından sığınacakları ...sonsuz bucaksız yerlerdir diyebilirim. Yani o yüzden bizi çok fazla böyle bir... ...ileriki günlerde nereye kaçacağız, sığınağımız var mı... ...gibi bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum ama... ...böyle süreçlerin olacağını düşünüyorum. Yani elektrik kesildi dünyada... Ee, ...Mars'a gitmeyi Elon Musk'ın koyduğu hedeflere boş verin... yer altına sığınacağız diyorsunuz. Bu da yapay zeka ile yapılan... ...yeraltı sığınağı. Jeff Bezos'un böyle bir yeraltı ben sığınağı canım. olduğu iddia ediliyor. Ee, tabii bu çok lüks bir yeraltı sığınağı. Evet. Ama Esat Hocamızın girdiği sığınaklar e, ee, tabii biraz taş devrine biraz sanki biraz Hocam döndürüyor. Hocam aslında ben öyle düşünmüyorum. Öyle mi? bu bizim bugünkü konfor alanı diye bahsettiğimiz şekilde inşa edilmiş alanlar. Yani burayı, böyle bir sığınar da e, ne kadar vakit işletebilirsiniz, ne kadar vakit işte yakacak ateşinizi ya da doğal gazınız bulabilirsiniz. Az bir bu Biraz daha o yüzden eski modern, modernden öte eskide hani ısınmayı ya da işte yemeği içmeyi barınmayı her şeyi doğadan karşılayarak yaptığın dakikada hiçbir şeye muhtaç kalmadığın ve özgür olduğun nokta oluyor biraz oh, daha. Ben... Ben o yeraltı şehirlerine ben de girdim derin kuyudaki oradaki e, kolondan bazı teknikler var bugünkü teknolojiyle çok evet. mümkün olacağını zannetmiyorum ben ha. o, da, o Tatlı bir bildiğinde... şey diyorsunuz. Abi çok ilginç şeyler var yani kapı sistemleri konuşma e, telefon yani ısıtma. Çok ilginç sistemler var o yani zannettiğimiz gibi değil var. mi? Kesinlikle değil. değil biz şu an başka bir teknolojik biz şu an bağımlı bir teknoloji kullanıyoruz orada var mıdır peki şu anda black hazırlık böyle yeraltına sığınacağımız bir durum B var hocam. Yani biraz daha ileriki süreçlerde bunu en azından 3. Dünya Savaşı dediğimiz şey öyle biraz daha bildiğimiz gibi kılıçla kalkanla olacak bir şey olmayacak. Nükleeri konuştuğumuz yerler olacak. Evet, burada da Nükleeri... zaten bakın geri gelin burada simülasyonda da yapay zekada da bir nükleer patlama ve arkasından insanlar sığınağa saklanıyor bakın. Atmosferin kullanılmadığı dakikada Acak ya da yeryüzünde bir... artık faydalanacak bir şey kalmadığı dakikada ki geçtiğimiz tarihlerdeki o inşalar bu yüzden olmuş evet. büyük olasılıkla. Deniz Erten de bizi izliyormuş. Deniz Erten hocaya selam olsun. Selam. Ya, e, Ramazandan sonra kendisini de bekliyoruz. Diyor ki biz de rahmani ritüellerimizi yapmalıyız 8 Nisan'da. Aşırı önemli. İkinci kitapta yazmıştım bu Sörn meselesini. İnsanlara bol duaya davet etmek lazım. Dünyanın manyetik alanını dua ve salih amel de etkiler. Bunu ölçen çalışmalar var diyor kesin, Deniz kesin. Erten. <laughs> evet. İşte Üstad bu... Deniz Erten'e çok selam ediyoruz. Selam olsun. Bu bahsettiğimiz ritüellerimiz dediğimiz gibi az önce var. Buna namazı da dahil ettiğimizde birçok ritüel var. İslami olarak da yapılabiliyor. 42. Evet. Şimdi 1970'te yayınlanan bir gazetenin manşeti var. Ohio gazetesi. 1970'te tabi o tarihte de bir tutulma olmuş. Next Showing yani bir sonraki güneş tutulması gösterimi 2024'te denilmiş ve o tarihte bile blackout'tan bahsediliyor yani. Dünya kararacak tabi buradaki blackout'tan bahsediyor muhtemelen ama bazı yerlerde diyor. Bir beklenti hep insanoğlu bunun içine girmiş herhalde. Bir savaş çıkabilir biz karanlıkta kalabiliriz Hz. Musa'nın mucizelerinden biri de bu değil mi? Bir anda e, Mısır karanlık içinde kalıyor. Hocam bugün Göbekli Tepe'deki inşaayı bile konuştuğumuz yerde şunları gözlemleyebilmek için yaptıkları inşalar olarak konuşuyoruz zaten. Yani biraz daha gökyüzünden e, hangi zamanda hangi hareketi olacağını bilecekler ki ne yapacaklarını ya da nasıl yapacaklarını biraz daha kuvvetlendirebilmeleri gerekiyordu. O, o yüzden... O kitapta o da var Türkan. Evet. <laughs> Bunu da anlatıyor. Ya ama 1970'te gazetede bile 2024'de tabi dikkat muhtemelen bizde gerçi bir sonraki tutulma 2197 mi? Ona belki 2197'de ne var ne yok olursa bu tarihlere dikkat çekiyoruz. zaman kavramı çok değiştiği <laughs> için Değişik zaman bize ait olmayan da bir şey olduğu için biraz her şey çok olası bu hayat içerisinde aslında çok hem de çok fazla olası peki hemen arkadaşlar e, kıyamet sığınaklarını verdik. Bir de 85'i verin. Kansas'ta kıyamete kadar dayanmak üzere inşa edilen hayatta kalma sığınağıymış bu. Kıyamete kadar demişler bir de. Şöyle katlı katlı eğer bir elektrik kesintisi ve blackout'ta nükleer bir saldırı olursa manzara bu. Mehmet yani... Hocam böyle bir ihtimali yakın görüyor musunuz? Bunların her biri hem algı operasyonu. Hem de yakın ihtimaller doğrultusunda ben görebiliyorum ama bu söylenler büyük söylenler, büyük söylenler. Konu oraya kadar geldiğinde zaten çok böyle sığınakların falan da işe yarayacağını düşünmüyorum. Bizim bilinçlerimizi bir sığınağa sokmamız gerekiyor her şeyden önce. Şu bilinçlerimizi korumamız lazım. Hı hı. Bilinçli insanlarla biz ancak ayakta durabiliriz. Böyle e, bilinç kaybı yaşayan bir toplumla. Çok zor. Bunlar mümkün olmuyor maalesef. Yapay güneş görüntüleri bu izlediğiniz görüntüler efendim. Güney Kore'de bilim insanları yapay güneş olarak adlandırılan KSTAR e, nükleer reaktörünü 100 milyon santigrat derecede 48 saniye boyunca çalıştırdı. Güneşin çekirdeğinden 7 kat daha sıcak olan sıcaklıkta çalışan reaktör 2021'de kırılan 30 saniyelik bir önceki dünya rekorunu geride bıraktı. 48 saniye boyunca yapay güneş çalıştırılmış efendim. Ee, başladılar. Esat Hocam. Yapayı da artık var. Hocam bu e, şeyi çözmek biraz da hani hem Tanrı'yı kıyamete zorlamak tabiri çok kullanılır hem de bir yandan da e, kainatın ilmini çözmek için bilim biraz daha var olan şeyi işleyişi yani sünnetullah dediğimiz o sistemi çözebilmek için deneyler yapıyor. Yani az önce CERN'deki verdiğiniz örnek de öyle. İşte büyük patlamanın deneylerinin yapılması da böyle. işte biz bunu e, batın İslam'da deriz ki işte ben bir cevherdim bilinmek istedim de mesela Allah'ın. Hani Güzel. aynı niyetle çıkan aynı vurgular ya da aynı testleri yapabilmektir. Yani ben e, şeytani akıl diyor ki ben bunu yapabilirsem kıyameti de yönetebilirim. Ya da işte o decaliyeti ve Mesih inancını ya da işte o beklenen kıyametteki o süreci de yönetebilirim gibi bir algı ama olmayacağını da zaten bu algının en temelindeki şey biliyor. Bir ikincisi de işte o algı yaratılırken yani bunu ilahi boyuttan konuşmak gerekirse kıyamet dediğimiz şey şeytanın e, geciktirmek 17. istediği bir şeydir. Var etmek istediği bir şey değildir. Bu bir oyundur şeytan için. Çünkü zaten kıyamete kadar vakit almıştır Allah'tan yani çünkü onun da bittiği gün o gün olacaktır. O yüzden o beslendiği kötü enerjidir yani insanların kaosundan beslenen bir enerjidir. O yüzden biz bu süreçlerde kaosu daha çok ortada hmm. konuşacağız. İlla galiben illallah. Eyvallah. Öyle. Efendim, sorumuz çok basit. Güneş tutulması hangi tarihte oldu? Nefatül Üz kitabını, sırlı kitabı göndereceğiz. 50 kişiye göndereceğiz. Evde Levan yok beyaz Instagram hesabına takip etmeniz gerekiyor. Takip edip oradaki bizim son fotoğrafımızın altına 8 Nisan yazanlara göndereceğiz. Artık son 3 gün güneş tutulması için 8 Nisan'da çok şey olacağı konuşuluyor. Muhtemelen bu konuşulanların yarısından çoğu olmayacak bence. Ama bu görüntü e, gerçek mi bu sesi var mı arkadaşlar? Hakkari'deki bu görüntü çok konuştular şimdi tekrar bana atmışlar. Ya bu görüntüyü konuşur musunuz bu gerçek mi diye. Şeytan kuyruklu yıldız güneş tutulmasından önce görülünce neler oluyormuş sanki felaketler oluyormuş gibi bir kehanet var. Doğru mu sizce bu? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Onu biraz e, yine köpürtülerek giden bir konu çünkü bu çok fazla bilinç tarafından dile getirilen. Her türlü bakış açısı tarafından da dikkate alınan bir konu olduğu için e, zaten e, güneş tutulmalarının önü ve ardısı ardı mutlaka bir konuyla noktalanır. Bunun bir karşılığı vardır. Ya deprem olur, bir ya şey olur değil mi Ya olur, Genelde. sel olur olur. Biz bunlara toplum olarak hazır mıyız, değil miyiz? Biz buradayız. Şimdi biz hazır mıyız? Çok hazır olduğumuzu söyleyemem biz. bunu ama işte o yüzden bizim dikkatli ve temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Temkinli olmamız şart. Tevekkül okey tedbiri de mutlaka almamız gerekiyor. Sürdürülebilir yaşam şekline dönmemiz gerekiyor. Hem yani blok out olarak görünüyor ama öyle bahsetmiyorum. Sürdürülebilir yaşam formuna dönebilecek konumda olmamız gerekiyor. Yani fişler çekildiğinde, şu internetin fişi çekildiğinde... E, ...biz de stop etmemeliyiz. Biz yolumuza devam edebilir konumda olmamız gerekiyor Türkler. Bundan bahsediyoruz aslında. Evet, şimdi Esat Hocam... Bizzat kendisi yıllardır bir yeraltı araştırmacısı olarak mağaralara giriyor, gizli yerleri keşfediyor. Bir görüntüyü verin, ekrana bir verin şöyle bir, Heh, görsün izleyicilerimiz de. Ee, burası neresi hocam? Bir Sesini daha açın. Neresi hocam burası? Hocam buradaki görüntüler Nide Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, o bölge yani İç Anadolu dediğimiz bölgenin geniş bir alanını kapsayan bir yer. Nereye kadar gittiğini çok merak ediyorum. Onu birazdan soracağım ama. Ee, bu görüntüleri sen kendin bizzat çektin. Evet hocam. Bizzat o bölgede geçtiğimiz yılımı geçirdim yani bir 9 ayımı oradaki birçok En fazla kaç gün kaldın aşağıda hocam? Ee, hocam tek seferde kaldığım orada 4 hafta oldu. En 4 fazla. hafta mı? Evet 4 hafta ama burada bir giriş çıkışlarım hocam 4 hafta dediği şey 30 gün. Giriş çıkışlarımız oluyordu tabii ki ama maksimum 4 hafta hani bir fiil bir proje yürüttüm içeride öyle söyleyeyim. Ama onun haricinde 9 ay belirli aralıklarla 9 ay bir süre geçirdik birçok yerinde öyle söyleyeyim. Şimdi burası ne dedin? Öz konak değil mi? Hocam bu aslında biz bunu e, turistik olarak derin kuyu yeraltı şehrini konuşuruz. Hani en çok onu derin kuyu diyebiliriz ama burada e, gittiğimizde işte öz konak, derin kuyu, e, mazı, birçok kaymakla hani birçok yeraltı şehri birbirine bağlantılı yerlerdir. Biraz daha onları konuşuyoruz aslında burada. E, hepsi farklı bir müze girişi vardır. Dört farklı müzeden, beş farklı müzeden girersiniz ama e, buradaki bahsettiğim benim biraz daha sadece Nevşehir değil işte dediğim gibi Nide, Kırşehir, ...hattını da kapsayacak şekilde... ...ki hatta biraz daha... ...birazdan daha çok konuşacağız onu... ...Güneydoğu'nun, yani Mezopotamya'nın evet. içine kadar... Yani Kudüs'e kadar gidiyor mu ben onu merak ediyorum soracağım. Hataya falan girdin çünkü daha da ilerisine gittin hatta. Ee, tabi buraya girebilmek için... ...bütün ekipmanların var hocam. Ama farklı havasa dair de... ...bir şeyler yapıyorsundur diye düşünüyorum muhtemelen. Ve burada... ...acaba nelerle karşılaştı? Reklamlara gideceğiz efendim. Reklamlardan sonra... Çok çarpıcı görüntülerle geliyoruz. Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Esat Yalçın ve Mehmet Saka bizlerle birlikte ee, ve ekranlara getireceğimiz çok özel görüntüler var. Ekranlarınızın başında kalın ama bir son dakika var. Hemen arkadaşlar ekrana getirsin. İsrail'in Aşkelon, Niran bölgelerinde hava saldırı alarmları çalıyor. Ee, İran ve İsrail arasında bu gece bir şeyler olabilir. Ee, son artık 24 saatin içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri de e, Orta Doğu'da bulunan vatandaşlarını bir an evvel terk etmeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Beklenen bir şeyler var. İsrail medyası diyor ki ülkenin dört bir yanındaki İsrail Büyükelçilikleri boşaltılmaya başlandı diyor. Dünyanın dört bir yanındaki her an bir şeyler olabilir. Ekranlarınızın başında kalın efendim. Hemen ikinci görseli verelim. Güneş tutulmasıyla ilgili bir tweet vardı. Onu da ekrana getirip öyle geçeceğiz. E, Projesi isimli bir Twitter hesabı diyor ki güneş tutulması nedeniyle dünya sismik açıdan yüksek riskli. Türkiye ve çevresi de dikkat etmeli. 7, 8, 9 Nisan tarihleri güneş tutulmasının merkez etkisi dönemi demiş. Bursa, İzmir, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Adana kesimleri daha çok hassas olabilir demiş. Böyle bir tweet var çok fazla bana atan olmuş. Bu zaten güneş tutulması depremselliği arttırıyor. 17 Ağustos depremi de 6 gün önce 11 Ağustos tarihinde güneş tutulması olmuştu. Bu hep olabilen bir şey değil mi? Yani her zaman hazırlıklı olmalıyız herhalde Set Hocam. Evet hocam hep hazırlıklı olmalıyız. Ee, i̇kincisi ikincisi bir, bir önceki yarıda da söylediğimiz gibi rakamlar da hep tekrarlar. İşte az önce dediğiniz gibi o 6 gün sonra bir şey gerçekleşir. 3 gün sonra gerçekleşir ya da işte 3 ay, 6 ay gibi bir rakamları vardır. Bunda da o yüzden bir şey bekliyoruz dediğimiz dakikada işte güneş 47. tutulmasında bir şey bekliyoruz dediğimiz dakikada belirli tarihsel olaylardan yola çıkarak aslında biraz daha olabilme ihtimali yüksektir diyoruz. Yani burada kesinlikle bu tarihte bunlar yaşanacak değil ama hazırlıklı olmakta bir şeylere fayda vardır. Tam o dedin ya hocam belirli bir döngüler tarihler vardır diye böyle bir haber var. Amerika'da 2017 tarihindeki güneş tutulmasıyla 8 Nisan 2024 tarihindeki güneş tutulması arasında 6 yıl 6 ay 6 hafta 6 gün varmış. 6666. Evet. Ay yani bu tesadüf olabilir mi? Olamaz hiç. Tesadüf değil zaten bir şey yok. Her şey tevafuk üzere var. Günün sonunda e, kün dedi. Her şey bir sesle oldu. Bak ses frekansı burada çok önemli. İsrafil. E, az önce bunu söyleyecektim, Yani çok da fırsat olmadı. Hepimizin zaten algoritması şu telefonu kullanan herkesin algoritması zaten sistemin elinde var. Bugün bir müzik dinlediğiniz platform bile sizin frekansınızı belirleyebiliyor. Dinlediğiniz, sürekli hemhal olduğunuz müziklerin frekansları üzerinden sizin yapısal frekansınıza müdahale edebiliyor. Bu frekanslar üzerinden size algoritma, haftalık keşifler yolluyor. Sizi sizden iyi tanıyor. Ve insanların frekanslarıyla oynamak kadar kolay bir şey yok. İnsanın frekansıyla oynamak insana ne yaptırır? Davranış biçiminde hareket kabiliyetini tetikler. Yani insanları belli zamanlarda, belli koşullarda oluştuğu zaman bir frekansı yaymaya başladığında insanları etki altına alır ve insanların davranış biçimleri yani konular karşısındaki reaksiyonları buna göre değişiklik gösterir. İşte toplumsal hareketlenmeler, savaşlar, agresif hareketler, daha vahşileşme eylemleri bu frekanslarla mümkün olur. İnsan bedeni 68 MHz frekansla hareket eder. Beyin ise 72 MHz frekansla hareket eder makam diye bir şey vardır. İnsanların burçlarına göre müzik makamları bile belirlenebilirken, renkleri bile belirlenebilirken, kokular bile belirlenebilirken ve bunların inkar edilemeyen bir seviyede olduğu bir zamanda yaşarken, iletişim çağında, bilgi çağında yaşarken bunlar zaten ilimsel olarak yüzyıllardır var olan teknikler. Bunların hiçbiri yok değil, bunların hiçbiri kesinlikle komplo teorisi değil, bunların her biri zaten uygulanan ve yapılan teknikler bunlar tekniktir. Kur'an-ı Kerim'de baktığında bugün matematiktir. Bunun havası demek sırları demektir. Bunlar matematikle açığa çıkartılır. Rakamlar ve sesler burada devreye girer. Burada az önce Deniz Hanım da dahil oldu mesajda dedi ki bu ancak yapılan çalışmalarla bunları pozitif çalışmalarla olumlayabilirsiniz. Kader gayrete aşıktır. Bu gibi günlerde bizler de ritüeller yapmalıyız ki ben açıyorum bireysel olarak. Ben bu gibi tarihlerde özellikle ritüeller ve çemberler açıyorum. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Arapça telaffuzlar yapıyoruz orada. Belli kelimeleri tekrar ediyoruz. Bunun karşılığı ne demektir? Tekrarın karşılığı zikir demektir. Neyi zikrettiğin, hangi enerjinin frekansını orada aktif ettiğin çok önemlidir. Yine burada bizim gayretimize verilen bir durum var. Cüzi irade durumu var. Kader değişmez ancak gayretle şekillenebilir bu gayrete biraz dahil olmamız gerekiyor. Yani biraz farkında olmamız gerekiyor. Bunların karşısında bu haberlerin karşısında tüt 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 vah 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 gidiyoruz demek yerine bunlara hazırlıklı olup nasıl bir eylem planı gerçekleştirmemiz gerektiğini bireysel bazda artık benimsememiz gerekiyor. Herkesin bireysel sorumluluğunu ...üzerine alması gerekiyor. Gerekiyor. E, bu arada yine ekranlarını yeni açanlar varsa... ...eğer bir kitap hediye ediyoruz... Nefatül Üns kitabını hediye ediyoruz. Biz bu sırlı kitapları tanıtmaktan çok mutluyuz. E, biraz da sokakta insanlar beni çevirip... ...sürekli kitap var mı diye soruyorlar. Ne mutlu böyle bilinmek güzel. Güneş tutulmasının tam tarihini soruyoruz. 8 Nisan elbette. Ama bunun için yapmanız gereken şey... ...ne var ne yok beyaz hesabını takip edip... ...son fotoğrafın altına 8 Nisan yazmak... 50 kişiye bu kitaptan göndereceğiz yani. Daha ne yapalım tam bayram hediyesi gibi bir şey. Şimdi Esat Hocam seni öyle alabilir miyiz? Tabii. Ee, birazdan bir de bir yansımalı hologramlı bir görüntü var. O beni çok şaşırtmıştı. Onu da ilk kez izleyeceksiniz. Onu da vereceğiz. Ama seni öyle alalım istiyorsan o sopayı da al hocam. Tabii hocam. Ee, öz konağı gösterdik. 76 ile devam edelim mi derin kuyuyla? Hangini istersin hocam? Sen Evet o tarafa doğru geç hocam. 76'yı verin istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi burası neresi hocam? Hocam burada e, bu bizim 9 aylık yürüttüğümüz bir çalışmanın sonucu. Derin Kuyu'dan başladı bu iş. Derin Kuyu bu işin en e, turistik olan, en bilinen, gündemde olan yerlerinden olmasından sebebiyle. Şimdi bunda bir geriye daha gitmem gereken bir yer var aslında. Tamam. Bizim buradaki yapmamızdaki çalışmalardaki sebeplerden en büyüğü. E, 2020 yılından itibaren bölgede özellikle Nevşehir, Urfa, Mardin, e, Antep ve Hatay bölgelerinde ...birçok belgeselci ekip ve birçok araştırma ekibi çalıştı. Bu ekipsel arkadaşlarımızla genellikle işte İsrail kökenli ve Alman kökenli kişilerden alışan bir durumdu. Bizim de buraya atılmamızdaki sebeplerden birisi biraz daha kendimize... ...yani bu sürecin içerisinde ortaya atmakla alakalı bir durumdu. Ve buralarda ne olabilir, bu işin nasıl gizemini biraz daha çözebiliriz de başlayan bir kısmıydı. İkincisi bizim buradaki yaptığımız bütün çalışmalar sürecince... ...bölgede yaşadık yani e, hayatımızı orada geçirdik. Evet. Yer altında geçirmedik tabii ki her günümüzü ama... Giray kaldın diyorsun hocam. E, her geçirdiğimiz günde oradaki yerel, e, şu anda hepsi bizi izliyorlardı. Destekleyen çok güzel sevdiğimiz insanlar vardı ve bize bir kafede otururken... ...ya da bir evin e, bahçesinde otururken bir anda bir yerden bir tünel gösterebiliyorlar. ve hatta aynı şeyi biz Mardin'de de yaşıyoruz, Midyat'ta özellikle yaşıyoruz ki konuşacağız onu da bugün... Bunların her biri o yüzden 2020, 21, 22 süreçlerinde yapılan birçok çalışmalardı. Bugün derin kuyu diye konuştuğumuz yerde e, biz tarihsel olarak 1996 yılından itibaren çıkmış arkeolojik sonuçlara göre biz buralarda diyoruz ki ortalama 30 bin kişinin yaşadığını bin. konuşuyoruz. Evet, 30 bu arada bin bu görüntüleri Esat Hoca kendisi çekti bizzat. Buradakinde de 30 bin kişinin yaşadığı yapılarda bir yatay olarak yani bugün yaklaşık bir 58-60 kilometrelik bir çapı konuşuyoruz Nevşehir, Niğde, Aksaray hattı üzerinde. Hepsi birbirine bağlı bir biçimde ilerliyor. Bağlı mı hocam bu efsane mi gördün mü sen? Gerçek hocam ben bunları bizzat içinde hani bütün bağlantıları çıkarttığım bir çalışmaydı. Bu yaptığımız çalışmaların hepsi bununla alakalı bir durumdu biraz daha vaktimiz hani işte e, tanıtmak ya da işte bunu haritaları ortaya çıkartmak için ileriki süreçlerde e, resmi makamlarca daha çok tanıtılacaktır. Ama buradaki en çok konuştuğumuz şey e, benim için yani yataydaki yolculuğundan yanı sıra aşağıya doğru ha, yapılan Abdolunuzsa şu şurada durun bir geri gelin. Geri gelin. Orta mik ha burada durun bakalım. Bir aşağıya doğru ilerleyen de bir yolculuğumuz yer. Yani şimdi bu görsel bizim yaptığımız bir görsel değil. Bugün derin kuyuya da gittiğinizde işte Mazı Yeraltı şehrine de gittiğinizde girişte ilk karşılaştığınız görsel bu oluyor. Buradaki görselin üzerinden de verdikleri tarif bize yani arkeolojinin verdiği sonuç. 8 kattan oluşuyor. Toplamdaki derinliği 85-90 metreye kadar gidiyor diye bir rapor vardı. Biz bu yaptığımız çalışmada bunun ...ilk baştaki çıkış noktamız zaten dediğim gibi oradaki yereldi. Yereldeki insanlar çocukluklarına bütün her şeyin hayatlarını o bölgede geçirdikleri için... ...onlar zaten işte bir kaymaklıyla mazını birbirine bağlandığını... ...ya da işte derin kuyuyla bağlantısı olduğunu sürekli bir yerlerden duymuşlar... ...ve bu hikayeye çok alışıklar. Ama hiçbir zaman gerçek mi, sizin sorduğunuz gibi gerçekten bu var mı sorusunun cevabının peşine... ...açıkçası gidilmemiş. Şimdi buradaki ikinci sebep de... Ee, dediğim gibi, burası bir yeraltı şehri oluşturalım, biz bir şeyden kaçalım diye yapılan bir yer değil. Ee, bugün nasıl Mısır piramitlerinin içerisinde belirli gizemleri, şifreleri konuşuyorsak, labirent yapıları var. Belirli e, özel dini olarak kullanabileceğiniz alanlar var, askeri olarak kullanabileceğiniz alanlar var. Ya da işte bugün günümüzde de olduğu gibi hiç bu konularla alakası olmayan bir halkı yaşatabileceğiniz de bir alanlar var. Yani sürekli bir döngüyü yapabildiğiniz özel mabetler var. Ve bize anlatılan 8 kattı bizim şu anki buradaki kendi saptadığımız noktalar 135 metreye geçiyor. Yani 11'cik... Onlar 80 metre diyor sen 135 metreye kadar indin mi? Evet 96 yılında yapılan arkeolojik çalışma 85 metre 83 metre hatta çıkartıyor bunun sonuçlarını. Ben diyorum ki 135 metreye kadar bugün aktif bir şekilde ilerleyebiliriz. Sen Halbira. en aşağıya kadar indin mi hocam? 17-18 yıl önce ben de bu alanda girdim buralara. Hatta derin kuyunun bazı köyleri vardı. Bu bilinenin haricinde evet. köyler. Mas Mesela 4 kata böyle bir, kadar evet. indim. 4 kattan sonrası daha henüz kapalıydı. Açılmaya evet. çalışılıyordu orada. Ben bunlara bayağı bir dolaştım. Benim o yıllarda zaten merakımdı yeraltı, Aha. mağaralar ve bu gibi ezoterik yapıların bulunduğu yerler. Çok da fazla içlerinde çalışmalar yaptım aslında. Hmm. Bazen gittiğim alanlar yine oldu. var. Burada Esat hocam, bu oldu. bu hocam. En aslında. aşağıya kadar indin mi? Seyirci bence bu sorunun cevabını merak ediyor. En aşağıya kadar indim diye bir durum yok hocam. Yani bitmiyor. Yani bu işin ben desem ki buraya kadar indim ve burada bunun finaline geldim. Bu bir, Oynatın arkadaşlar. E, birazcık bilimsellikten ve gerçeklikten uzak bir şey oluyor. En aşağıya kadar indik inebildiğimiz yere kadar bir insani yapıda inebildiğimiz yere kadar indik. Ki bunun aynı benzerini uzay içinde konuşuyoruz. Yani bir yere kadar bir sınırımız var fizikli bedende. İşte hani geçtiğimiz günlerde çok fazla tartışıldı işte uzay istasyonuna gidildi mi gidilmedi mi sahte diyenler de biliyorsunuz çıktı. Ben bu düşüncelere kapılmıyorum ki Kur'an'daki bize bahsettiği işte o sınırlar diye verdiği yerin altında ve üstünde de e, ikisinde de bir yerden sonra alt ve üst kavramı kalkıyor zaten. Yani uzay dediğiniz yer e, belirli bir noktaya geldiğiniz dakikada sizin dipte kavuştuğunuz ya da gittiğiniz bir alan oluşmaya başlıyor. Agarteyi mı işaret ediyorsun? Kesinlikle öyle ki bunu hani şöyle yerini söylemeyeceğim bunun. E, o bölgede hani birlikte inşallah bir çalışmada yaparız. E, bir kilise var. Bir yeraltı şehrinin girişinde bir kilise var bir bölgede. Burası bir e, müze olan bir yeraltı şehri değil. Bir giriş sadece. Ve buradaki girişinde bir tasvirler çizilmiş pozisyonda ki e, her yerde işte Hazreti İsa'yı ya yanındaki işte Cebrail Mikail meleklerini e, düz bir şekilde ...tasvirlerler kiliselerde ve işte... ...başının etrafında bir halesi olacak evet, şekilde olur. O zaten bir enerji merkezini... Tes ...temsil eder aynı evet, zamanda. Ruhani yapıyı temsil eder. Evet, bu girdiğimiz yerdeki girişinde e, tasvirlenen... işte ...Hazreti İsa, Mikail ve Cebrail... ...motifleri de baş aşağı şekilde... ...çizilmiş bir durumda duruyordu. Ki bizim yolculuğumuz burada böyle başladı... ...aslında biraz daha. E, i̇kincisi işte burada biraz daha işin... ...farklı noktalarını anladığımız nokta. İşte hocamın sorduğu gibi dört yani hafta niye geçiriyoruz içeride? İçeride biraz daha hem... Teknik olarak daha fazla mesafe ilerleyebilmek için ama en temelinde orayı binlerce yıl boyunca, çağlar boyunca yaşam sürmüşler. Yani orada insanlar yatıp geceleri bir de rüyalar da görmüşler. Ee, o yüzden bizim de böyle bir durumumuz oluyor. Hocam yani... peki sen oraya girdin. Metafizik bir varlıkla karşılaştın mı? O daha da gelecek ben onu söyleyeyim ben de onu sorayım orada. İsrail o libe, yalnız, İsrailli ha? ve Alman e, katılımcıların da olduğunu söyledin. Evet Elbette bunların kullandığı teknikler var. Hadi sen havas kullanıyorsun. Evet. Havas tekniklerini kullanarak gidiyorsun. İsrail ve Alman uzmanlar hangi teknik? Benim bildiğim Almanlar frekansla çalışıyorlar. Zaten frekans kutusu üzerinde çalışıyorlar. İsrail zaten kabala Kabal, evet. öğretisiyle hareket ediyor. Evet. Burada onların o e, ilimlerinden istifade ettiniz mi? Kabal dediğimizde havas zaten %80 benzerlik gösteren bir şey. İşin sadece kimin için yaptığınız, ne için yaptığınız karışıyor. Yani hangi yolda ilerlediğiniz karışıyor bana göre. E, bir de burada hani ...bizim yaptığımız bir havas çağırma, işte bir, bir varlık çağırma seansı ya da ritüeli gibi bir hareket olmuyor. Zaten e, belirli yerlere giren belirli kişiler oluyoruz. Yani zaten hayatı o boyutlarda biraz daha yaşayan ve gözlemleyen insanlar olduğumuz için... ...biraz daha başka açılımları yaşamak kolay oluyor. Bir şeyle karşılaştım bu sorusu. Defalarca kez hani bunu YouTube yayınlarımızda beraber de işledik. Birçok şeyle karşılaşıyoruz ama bu karşılaştığımız şey... ...o algı yaratılan biçimlerde işte bir reptilyan, bir canavar... E, ...ya da işte biraz daha... Korkutucu versiyonlarda anlatılabilecek bir hikayelerle karşılaşmıyoruz. Buradaki e, bu şu demek olmuyor. Burada hiç kimse yaşamıyor ya da işte burada bir şeyle karşılaşılmaz. böyle yerlerde bir şey olmaz demek olmuyor. Biraz daha bu bölge e, bize yaptığımız çalışmalarda daha farklı kapıları açacaktır. Yani belirli yere kadar bir sınırı ilerliyoruz. En çok dikkatimi çeken Mehmet hocamın daha önce böyle bir altını çizdiği bir yer var. Agarta diye bahsedilen bir konu vardır. Benim buradaki en çok dikkatimi çeken yer ...hiç girilmemiş yani belki şimdi orayı şey olarak biliyoruz hocam sit bölgelerini 1960'lı yıllara kadar e, köylü kullanabiliyormuş yani bir sit alanı ilan edilmemiş koruma altında değilmiş. Şimdi 1960'tan sonra ama e, 64'lerden sonra bölgeler sit alanı ilan edilmiş ve kimsenin girmediğini varsayıyoruz. Şimdi 64'ten sonra kimsenin girmediği yerlerde ilk defa açılan tüneller de vardı. En derine kadar işte buradaki arkadaşlarımla beraber indiğimiz yerler de vardı. Tozdan, topraktan başka herhangi bir şekilde e, hiçbir iz yok. Yani en derine geldiğiniz noktada dahi hiçbir iz yok. Yani bu da şu demek oluyor biraz daha sanki burada o 30 bin kişi, hadi biz gidiyoruz, her şeyi bir toparlayalım, temizleyelim deyip de çıkmış ya da bir yere doğru kaçmış gibi bir hal He. var. O yüzden buradaki en büyük etkileyen kısım da bu 78. temizlik alanı. E, bizdeki dediğim gibi yani sadece 30 bin kişiyi görüyoruz ama bunlardan gördüğümüz izler, bu insan izleri çok. Az Peki merak ettiğim başka bir unsur 78'i verin arkadaşlar bir ay boyunca orada kaldım dedim zaman zaman yukarı çıkmışsındır ama oradaki rüyalarını merak ediyorum hocam bence birçok izleyici de onu merak ediyor mesela tünel e, yer altında uyuduğunda ne hissediyorsun rüyaların değişiyor mu hocam e, rüyaların kesinlikle değişiyor bir kere şöyle frekanstan uzak olduğun her yerde rüyalar değişiyor. E temin aynı şekilde hani söylediğimiz gibi sürekli bize bir şey zaten empoze ediliyor belirli sistemlerde. E, bu süreçlerde bütün yaptığımız her şey de bizim içeride değişiyor. Benim en çok böyle çalışmalarda gördüğüm şey o alanla alakalı açamadığım yani fiziksel olarak gidemediğim yerlerin devamını açabilmekle alakalı ha, şey oluyor. Şimdi çok kritik bir şey söyleyeceğim hocam. hocam. Bu arada çok e, önemli. Devamını yer. gidemediğim yerlerde Züyada Şimdi o lafını unutma hocam evet, orada kritik şeyler var. alan sen. devreye giriyor burada. Yani enerji e, devreye giriyor burada çünkü bu gibi alanlarda zaten e, insanoğlunun yapısı gereği biyolojik olarak da insandaki bir e, algılama seviyesinde değişiklikler gösterilir. Zaten karanlık ve sessizlik belli bir seviyede insanın algılarını güçlendirir. Burada metafizik hareketlemeler olan alanlar buralar. Evet. Çünkü metafizik e, yaratılmışlar da var. Kur'an-ı Kerim'de sabittir bu biz insanları ve cinleri bize kulluk etsin diye yarattık evet. diyor ya hani. Evet. E, bunun varlığından şüphemiz yok. Bir de bunların bulunduğu alanlar var. Şimdi bazı tekniklerle e, Enam suresinde e, var olan e, şeyler var. Müstesna kıldığım kullarım haricinde diye bir söylem var orada bir ayet var. Şimdi bu ayetin içerisinde belirtiyor Türkler. Yani bu e, varlıklar var mı? Var burada yerleri var mı? Burada başroldeler zaten. Şimdi başroldeler. Güzel. Zaten ne kadar güzel. E, konuya girmeme evet, şimdi benim konum olmadığı için ben rahat rahat oraya söyleyebiliyorum. Ben dedim dediğim gibi 15-16 yıl önce, 17 yıl önce bu bölgelerde çok gittim. E, yer altında bayağı hareket ettim ve zaten o olgular çıkmadan kesinlikle olmuyor. Senin yapmış olduğun keşif hikayesidir muhtemelen. Evet. Keşif meditasyonu diyebiliriz, tefekkür diyebiliriz. Keşifte zaten enerji boyutunda açılıyor. Rüya da bir alem günün sonunda. O da bir alemden bahsediyoruz. Bunu teknik olarak kullanmaya başladığında zaten birçok şeye ulaşabiliyorsun. Yine dijital platformlar bunlarla ilgili birçok projeyi, algıları evet. şekillendirmek için... ...zaten şu anda önümüze evet, sunuyorlar. Esat Hocam bir tam bir şey diyordum. Kısa bir şey daha ekleyeceğim. Sonra bu, buna bir baştan alırsak bir daha buna geçeceğim. Tamam. Ee, i̇çerideki yaşadığımız o matefizik durum... ...bazen de işte o kadersel olgudan diyoruz ya... ...tevafuklar var. Yani tesadüf diye hiçbir şey yok. Şimdi bir bölge üzerinde çalışıyoruz ve... ...bu bölgelerde çalıştığımızda... ...bu arada hani gidenler bilir... ...her 50 santimetrede bir... ...bir tonluk kaya silindir kapılar vardır içeride. Evet. Ve bunların birçoğu hala kapalıdır bazılarını... E, açamazsınız şimdi buradaki o tevafuk sistemi de biraz da böyle de ilerliyor yani biz atıyorum içeride bir kollara ayrılarak bir çalışma yapıyoruz üç gün bir çalışma yapıyoruz 3 labirentte bir şey çıkmıyor Dördüncü günde bakıyoruz ki bir tanesindeki taş kapı açılmış yani bu bizim yaptığımız bir şey de olmuyor bu bilginin ya da iznin verilmesiyle alakalı yapılan bir yolculuğu oluyor bu işin biraz daha şimdi bunu bir baştan alabilirsek bu 2022 yılındaki önemli bir keşifti. Yani, başa alın evet bu 2022'nin sonlarına doğru aslında biraz daha gelişti. Yani biz Midyat bölgesinde de birçok çalışmalar yapıyorduk. Mardin'de He. de birçok çalışmalar yapıyorduk ki Urfa'da buna dahil bir biçimde. Burası neresi hocam? Burası hocam Midyat'ta keşfedilen. 2020 yılında ilk keşfi yapılıyor. Yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi yabancı ekipler tarafından 2022 üzerinde biraz daha bizim yerel Türk arkeoloji ve e, valilikte işte midyatta aynı şekilde ilk kültürde çalışmalarını yürütüyor. Burası buradaki konuştuğumuz yer Estel mağaraları diye geçer. Midyatta Matiate mağarası diye işte biraz daha yeraltı şehri diye aynı şekilde ismi geçer. Buradaki konuştuğumuz mesele ama derin kuyudan ve geri kalan o bölgedeki bütün yeraltı şehirlerinden yüzde 300 daha fazla büyük olduğunu konuşuyoruz. Yani Derinkuyu bölgesindeki saptanan arkeolojik sayı burada 30 bin kişi yaşıyordur diyoruz. İşte Estel mağaralarına, Midyat'a geldiğimiz dakikada da bunu da diyoruz ki 300 bin kişi en az burada yaşıyordu. Şimdi onun o yüzden Mardin sınırının bir ötesine geldiğimiz dakikada Urfa'da işte gittiğimizde Şuayb şehrine aynı şekilde benzer hikayeleri konuşuyoruz. Aynı şekilde işte biraz da ilerliyoruz Mersin'de Daniel peygamberle alakalı önemli yerleri konuşuyoruz. Ve bu çağlardaki bütün hareketlerin yer üstünden değil de buradaki olduğu gibi bütün her şeyin yer altından inşalarının Onlar bağlantılı mı hocam yani? Evet hocam burada 300 bin kişi yaşıyor, burada 50 bin kişi yaşıyor diyoruz sadece ki aradaki hesabı kilometre çapında ilerletelim. Yani o yüzden bizim öz konaktan girip derin kuyudan çıkıyor olmamız çok şaşırılacak bir şey Sen değil. Sen öyle girip çıktın mı hocam? Evet. Şaşırılacak şey hocam buradan girip midyattan çıkmak da değil. Şaşırılacak şey bence oradan girip Kudüs'ten ya da işte oradan girip bugün ee, Mekke, Medine dediğimiz yerlerden çıkmak olacak. Var mı yani devam ediyor mu hocam? Hocam Agartha'dan bahsetsin isterseniz yani ya da kayıp kıtalardan Mu'yu konuştuğumuzda ya da işte Sahra Çölü'nün altında bir medeniyetin yok oluşunu konuştuğumuzda bugün biz üstü örtülü bir biçimde konuşuyoruz. Yani biz bugün denizlere baktığımızda... Attım hologram görüntüyü verin arkadaşlar. Denize baktığımız dakikada dibini konuşmuyoruz. Ne var ne yok orada bundan bahsetmiyoruz. O yüzden ben sadece bunun yer altında konuşabilirim. Şimdi bunu, bu görüntü çok enteresan bir görüntü. Sesi var mı bilmiyorum. Sesi Esat yok. Hocam bunu kendisi çekti değil mi evet. hocam? O bunla, ne? bu mağaranın bununla içindesin. Baş, bunla, bununla alakalı başka videolarımız da var. YouTube kanalımızda bulabilirler. Burada çok hani e, hepsini incelemeyeceğim ama burası bir mağara. Bu mağara e, sığınağın içerisindeki var olan bir bölge. Tek bir yerden ışık vuruyor, güneş ışığı vuruyor. Belirli açıda ve belirli saatte sadece bir 15 dakika 20 dakika yakalayabildiğiniz bir açı oluyor koyduğumuz şey karşısında bir yansıma olarak size bunu gösteriyor. Ve ters açıdan gösteriyor aynı şekilde. Az önceki Hazreti İsa ve meleklerin motifi gibi söyleyebilirim. Biz o burada birçok deneyler yaptım. Dediğim gibi bunu hani daha videolarını bulabilirler. Yüzümüzü de koyduğumuzda ya da işte doğru açıyı ve ışığı yakaladığımız dakikada siz burada durduğunuz dakikada sizi baş aşağı biçimde karşısında bir yansımanızı, hologramınızı görüyoruz ve bu gördüğümüz şey sadece bir güneş ışığı ve mağaranın içindeki bir kırılımdan oluyor. Bu da bize buradaki yaptığımız çalışmada neyi anlatıyor? Biraz daha kef suresindeki o asabı kefin uyuma şekillerinden anlatıyor. İşte güneş onlara belirli bir açıdan hani soldan sağa geçerken üzerlerine değmeden geçmesinden bahsediyor. E, uyandırıldığı dakikada da ayağa kalkışlarının yine aynı şekilde belirli bir günde, belirli bir saatte, belirli bir ışık vurmasıyla alakalı oluyor. Şimdi burada ne demek istiyorum? Toparlanmak gerekirse e, mağaralar her daim kadim öğretide, ezoteride e, özel çalışmalar için kullanılmış yerlerdir. Yani bugün Hristiyan toplumu o yüzden ruhbanlığı hep inzivai mağaralarda yaşadı. E, biraz daha işte İslam'ın içerisinde de işte o çile dediğimiz, halvet dediğimiz haller de genellikle inziva bu biçimlerde gelişen bir şey oluyor. Buradaki en büyük sebep, bana göre bunların bu açılımların olmasındaki en büyük sebep, birincisi evet bugünkü modern çağın o algı karıştıracak frekanslarından uzak kalıyorsunuz. Yani ben 4 hafta kaldığımda istesem de istemesem de cep telefonu kullanamıyorum. Hatta telsizlerimiz bile çekmiyor ki yukarıyla bir bağlantı yapalım diye ki derin kuyuda ya da bütün yeraltı şehirlerinde bugün gidenler bilir. E, haberleşme mekanizması gelişmiştir. Yani duvarlardan açtıkları çeşitli deliklerle ben buradan konuştuğumda 8. kattakine sesimi duyurabiliyorum anında. O yüzden o teknolojinin içerisinde yani bizim en baştaki dediğimiz o teknolojiden uzak bir teknolojinin içerisinde yaşadığınız dakikada e, o dönemlerdeki o yoğun hissiyatları yaşayabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı dışarıya çıktığınızda dışarıya alışmanız biraz vakit alıyor Yok. dünyayla ilişkinizde. Hatay'dan girdiğinde özür dilerim Mehmet Hocam. Hatay'dan girdin sen. Habibin ee... Neccar Hocam. Habibi Neccar Camii. Hatay depreminde yıkıldı burası artık yok. Habibi Neccar Camii'nin olduğu bölgeden bir girişimiz vardı. Aynı şekilde San Pierre Kilisesi yine aynı şekilde önemli bölgelerden birisidir. Bağlantı noktalarından birisidir. Sadece günümüzde bu çalışmaları işte Hatay'da mesela bu işin Nevşehir'de konuştuğumuz kadar rahat konuşamama sebebimiz e, modern mimarileşme. Yani bir binanın temel atmasıyla siz bir tüneli tamamen bağlantısını kaybedebiliyorsunuz. Ama Nevşehir'de yüzde %95'i sit alanı olduğu için bence yani çok fazla böyle bir müdahale yapabileceğiniz bir coğrafi toprak da olmadığı için birçok alan korunmuş durumda. Nide de aynı şekilde korunmuş durumda. Ihlara varisi çok önemli bir yerdir. Yani bugün herkesin turistik olarak gidip dolaşması gerektiği bölgelerden bir tanesidir. Midyat aynı şekilde. Bunların hani çok gizli bir biçimde bütün anlattığım şeyler değil. Anlattığım şeyleri anlayabilmeleri için dediğim gibi herhangi bir şekilde Nevşehir'de, Midyat'ta bir kafeteryada oturup burada tünel var mı diye sormaları yeterlidir zaten. İstanbul'dan girdin hocam bir de. Hocam İstanbul çalışmamız 2019 20'ydi işte bizim Bulgaristan'dan bağlayarak e, İstanbul'un... nasıl bağlanıyor Bulgaristan'dan ya? Niye Sakarya'dan geliyor dehlizler, yeraltı dehlizleri evet. birçok var. Mimar Sinan çok su yolları var. yapmış zaten. Bunları 1400 yani Osmanlı'nın İstanbul'u tam 1400'e işte aldıktan sonraki süreçlerinde Osmanlı ile amcı takımları çalışmaya başlamış. En son finalde de Mimar Sinan e, bunlar işte su köprüleri inşa ederek birçok yerlere Bulgaristan'dan Türkiye'ye su taşıyabilmek için kullanmış. İstanbul'a bir bağlantı daha var bu bilinir aslında. Eyüp Sultan'a gelen zemzem suyu. Evet, öyle mi? Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin oraya bir zemzem suyu akışı vardı. Orada bir kanalı var. Nereden geldiğini düşünüyoruz. Peki bu yeraltı sığınaklarında şimdi şu şu geçişlerin mesela tabii o şu ekrana tam verseydiniz geçti hoca. Peki o, o o sığınaklardan ilerleyişin sonunda en son nereye vardın yani? Ben oraya gelmek istiyorum. Mesela Nevşehir'den girdin. Ne oldu sonunda hocam? Hocam daha bitmedi. Devam ediyor. Yani az önce de söylediğim gibi aşağıya doğru da daha devam ediyor bu. Ee, ileriye doğru da daha devam ediyor ve Ya yani devlet sana destek verse aslında hocam? Veriyorlar hocam ama biraz biliyorsunuz bazı şeyler yavaş ilerliyor Türkiye'de. Veyahut da bazı şeyleri anlatmak da çok kolay olmuyor. Çünkü yaptığımız şeyler çok alışılmış şeyler değil. Yani işte bir dalgıç değilim ben su altında bir araştırma yapıyorum deyip bir şeyi anlatmak değil bu. Şurası çok acayip. Her girdiğiniz yer farklı. Ben bir mağaracılıktan öte bir şey yapıyorum. Yani yeraltı şehri başka bir şeydir. Mağaracılık başka bir şeydir. Tabii. Mağara bambaşka bir şey. Yeraltı şehri dediğimiz dakikada Burada bir e, doğal bir izlenim yapmıyorsunuz. Yani işte buradan girerim buradan çıkarım diye bir şey yok. Bir insanın aklı ya da işte bir yaratıcının orayı yaratan bir şeyin aklı var. Bu aklın içinde tuzaklar var. Dediğim gibi işte bin tonluk kapılar var başka şeyler var. O yüzden bu bir... E, ciddi bir çalışma ciddi. gerektiren Ama bir durum. Ama çok ciddi şeyler var işin içinde. İzin isteme eylemi var şimdi burada. Metafizik mi aracılık yapıyorsun bir noktada evet. sen? Yani izin istediğinden bahsediyor. Diyor ki biz bunlara ulaşırken bir izin istiyoruz. daha yani eylemi var orada. Manevi tarafla bir bağlantı var. Hocam girip kaçabilirsiniz de. Girip başınız ağrıyıp çıkabilirsiniz. Girdiğinizde uyuyabilirsiniz. Yani sizi kabul etmeyebilir sistem. Ben de bunu yaşadığım hallerim oluyor. Panik atak geçirdiğim hallerim oluyor. Yani hani bu o kadar da girdim çıktım Kolay diyebileceğim değil. bir şey değil. Kesinlikle değil. Çünkü bir yandan bir ne yaparsak yapalım, istediğimiz kadar cesur olalım bir insanız. Yani 30 saniye siz nefessiz kaldığınız dakikada istemeseniz de bir panik oluşmaya başlıyor. O yüzden bu e, o nefessiz kalmak belki işte oksijen cihazımız orada hiç, o anda hiçbir sorun çözmüyor ama ben öyle hissettiğim için bunu o anda bu bir e, o anda projeyi yarıda bırakma haline dönüşüyor. Yani mesela bize gittiğimiz yerlerde de genellikle artık hani tanıdıkları için bölgede hemen mutlaka birisi bir yer gösterir. Birçoğu da hatta meraktan da gösterir. Yani mutlaka merak ediyordur orada ne olduğunu. Giremediği için bizi bir önden bir salar. E, bu metotta bile çoğu yerde hani oranın yerlisi olup da işte 30 sene 40 sene orada belki çocukluğu geçmiş insan bile evinin yanındaki yere bir yere kadar ilerledikten sonra diyor ki hani siz gidin bakın bana anlatırsınız gerisinde ne var diye. Bu bir geri çekiliş oluyor. O yüzden dediği gibi hani hocamın biraz daha izinli bir durumunuz olması gerekiyor. Mehmet hocam, rüyalar hakkında ne düşünüyorsun orada? Şimdi bu rüyadan ziyade e, bir keşif yolculuğudur. Bu, bu gibi çalışmalar için ritüel zaten bunlar için yapılıyor. İnsanın kendi bedensel ve ruhsal birliğini kullanarak frekans aralıklarını kullanarak ve teknikleri kullanarak belli bakış açılarına sahip olma eylemidir aslında, daha teknik anlatmaya çalışayım. Yani görüyorum görüyorum modundan çıkıp, kehanet modundan çıkıp daha tekniksel gözlemleme ve bilgi akışı sağlanan kanallar var. Rüya dediğimiz eylem de zaten bir akıştır, bir iletişim ağıdır orası. Lucid rüyalara girdiğimizde zaten bu bilgileri toparlamak mümkün olabiliyor. Yine bu teknikler birçok formülle uygulanabiliyor. Zaten yeraltı ve yüksek bölgeler, işte az önce inziva alanlarından bahsetti. Ee, İslam öğretisinde yine mutasavvuflukta da e, bu gibi çekilmeler, işte ervain oruçları vesaireler kişilerin zaten algı seviyelerini yükseltmek. Yani ruhsal algılarını, e, keşif kapılarını açabilmek. Kaf suresinin e, içerisinde söylediği gibi ''Leket bin fî gafletin mineheze fekeşefne enke, gıda eke febesâru kalyeye de i̇şte andolsak ki sizler dediniz, Biz sizin gözlerinizdeki perdeyi kaldırdık. Daha artık net görebilirsiniz diye diyor. Burada e, algılar değişmeye ve kişinin keşif e, hali açılmaya başlar. Bunun içinde bu gibi alanlarda ya yükseklerde ya mağaralarda, kapalı alanlarda inziva halleri ve belli ritüellerle yapılan çalışmalar kişinin keşfini genişletir. Yani algı seviyesini yükseltir. Beş duyu organını çarpı bin kullandığını varsay yani bugün buradan 10 metreyi duyabiliyorsun ama bu çalışmalardan sonra bu duyu organın çok daha farklı çalışıyor. Bugün burayı görürsün. O çalışmayı yaptıktan sonra duvarın arkasını görmeye başlarsın. Senin için zaman kavramı ortadan kalkar. Bunlar için birçok frekans zaten kullanılabiliyor. Bu teknikler bu mağaralarda daha aktif çalışıyor. Agarta sistemi dedik, hologram sistemi dedik. Bunlar tabii başlı başına çok Üçelikler, derin konular. Çok derin konular. Hocam Esad hocam alabilir. Girilebilir bu konulara ama buna ne vakit yeter ne zaman yeter ve parça parça bu konular işlenebilir aslında. Evet. Benim burada hep işaret etmek istediğim konu şu. İnsanların gerçekten bu konulara açık bir fikirlilikle yaklaşıp taraf olmadan izlediklerinde asla sistemin ne kadar tıkır tıkır işlediğini görebilecekleri bir yerdeyiz. 2024 yılı zaten ruhsal uyanış yılı. Bunun içerisinde bir de metafizik hareketlenmeler çıkıyor. Zaten insanlar ruhsal uyanışla birlikte kendi öz benlikleriyle çatışmaya başlıyor. Bunun yanında dış etkenler devreye giriyor. Zaten kaos enerjisi dediğimiz enerji açığa çıkıyor. Doğru. Korku Net. kaygı herkesi şu an böyle biraz daha o metafizik alanda etki altına almış pozisyonda. Yani sağlıklı hmm. düşünecek bir akıl çoğu insanda kalmıyor. Şöyle kaldı. yapalım Esat Hoca'ya ve sizi beraber yine bir kere daha önümüzdeki haftalarda konu kalalım. Esat Hoca'nın ben bir görüntüsünü izlemiştim. Metafiziksel bir ses çıkıyor. Onu görseli de var Bayramdan sonra daha da derinlemesine ne var ne yoksa yine canlı yayında yapalım. O son görüntüyü verseniz WhatsApp'tan attığınızı. Onunla bitirelim arkadaşlar. Onu da verin. Ya aşağı yavaş çıkmış olalım. Özgürlük anıtına yıldırım düşmüş. Evet, görüntüde bu, fotoğrafta bu. Ee, az önce, dakikalar önce özgürlük anıtına bir yıldırım düşmüş. Tabii izleyiciler bunu bana atıyor. Neden? Hocam 8 Nisan dediniz. Başladım. Bak özgürlük anıtından başladı diye. Acayip bir görüntü tabi. Ee, i̇şareti midir artık bilemeyiz. Mehmet Sakar çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim efendim ne demek. Her zaman Her zaman bekliyoruz. Esat Yalçın ben, çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam sağ olun. Esat Yalçın'ı ve Mehmet Sakar'ı sosyal medya hesaplarından takip edin efendim. Takip edin. E, i̇lginç görselleri var hem Instagram'da hem Youtube'da. E, önümüzdeki haftalarda yine konuk alacağız. Salı akşamı Arife gecesinde yine beraber olacağız Ne Var Ne Yok'ta saatler 23.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.